Teknobatan herkese merhabalar, ben Ali Güngör. Ben Berker Güngör. Bugün sizlerle birlikte Asus'un Zonar ses kartlarına bir grup incelemesi yapacağız. Evet. Şimdi zaten bu ses kartlarıyla ilgili çok detaylı bir incelemeyi sitemizde yazılı bir şekilde bulabilirsiniz. Onun dışında bu ses kartlarının en büyük özelliği, seçmemizin en büyük özelliği fiyat aralığı. Burada gördüğünüz 4 adet ses kartı 100 ila 200 lira arasındaki fiyatlarda piyasada bulabileceğiniz orta seviye ses kartları. Daha üst seviyelerde yine Asus'un ve başka markaların çok daha pahalı kartları var. Ancak eğer çok fazla para harcamak istemiyorsanız ama tümleşik anakart üzerinde gelen tümleşik ses çözümlerinden de memnun değilseniz, ki büyük ihtimalle değilseniz, bu kartlardan bir tanesini seçmek işinize yarayacaktır. Pekala, ben burada şunu sormak istiyorum. Artık hemen hemen herkes, büyük çoğunluk anakartın üzerine gelen tüm meşik ses yongalarına, Realtek ses işlemcisine, daha doğrusu yongasına alışmış durumda. Bu tarz bir ses kartıyla anakartın üzerine dahili gelen ses kartının, ses yongasının temel farkını hangi noktada anlayabilir tüketiciler? Şimdi o temel farkı kulaklığı ya da hoparlörü taktığınız anda zaten anlayacaksınız. Çünkü anakart üzerinde gelen tüm meşik ses çözümlerinde genelde yerden tasarruf etmek için ve maliyetten tasarruf etmek için kullanılan parçalar kalite olarak çok yüksek değil. Kullanılan işlemcilerin genelde 6 kanal ses desteği var. 92 kHz'e kadar ses sample edebiliyorlar. Hı hı. Oysa ayrı bir ses kartı üzerinde parazit filtrelemeden tutun da ses işlemeye kadar kullanılan parçalar, komponentler çok daha kaliteli ve çok daha fazla olabiliyor. Nitekim bir ses kartını alıp kaldırırsak üzerinde pek çok bileşen var. Anakartın üzerindeki dahili ses kartında hiçbir bu kadar bileşen ve çıkışlar standart olsa bile görmüyoruz. Çıkışlar standarttır ama bu kadar fazla bileşen bulamazsınız. Artı anakart üzerindeki ses çözümlerinin en büyük sorunlarından biri anakartın zaten kalabalık bir yer olması. Çok fazla elektronik ekipman var ve bunlar parazit üretiyor. Anakart üzerine daha fazla elektronik ekipman koyduğunuz zaman bunlar birbirlerindeki oluşan parazitten etkileniyorlar. Ses işlemede de bu paraziti genellikle hiçbir ses çalmazken hoparlörden gelen bir hıslama şeklinde mesela evet, ortaya çıkıyor. Çoğu kullanıcı aslında forumda bununla ilgili konu açıyordu. Zaman içerisinde vazgeçmeye başladı insanlar. Evet, çünkü onun çok fazla bir çözümü yok. Yani yazılımsal olarak her ne kadar geçtiğimiz yıllar içerisinde o sorun biraz iyileştirilmiş olsa da onun donanımsal olduğu için sebebi çok fazla bir çözüm yok. Yapabileceğiniz çok fazla bir şey yok. Sineye çekiyorsunuz. Ses kalitesinde 6 kanallı sadece kısıtlı. Evet. Yani 5.1 hoparlör sistemi takabilirsiniz. Bunlar peki kaç kanal ses destekliyor? Şimdi burada Asus'un kullandığı işlemci önemli. Evet. Asus C-Media firmasına özel olarak yaptırdığı CMI8788 işlemcisini kullanmış bütün bu kartlarda. Üzerinde nerede yer alıyor bu işlemci? Şu gördüğümüz ana işlemcidir. Burada PCI modelini görüyorsun. Burada PCI Express modeline baktığımız evet, zaman burada yine ana işlemciyi görüyoruz. Yanında işlemci var. Bu işlemci değil. Bu PCI Express veri yolu. PCI Express için. Kumandası. Şimdi burada AV66 ve AV100 adını verdikleri işlemcileri kullanıyor Asus. Aslında ikisi de dediğim gibi CMI8788 işlemcisi. Orada kafa yani karışıklığı oluyordu. İkisi ama, aynı şey. Evet, aynı işlemci ama üzerinde Asus'un damgası basılmış. Tabii Asus çok büyük miktarda donanım sipariş edebildiği için üzerine kendi ismini yazdırmak dışında bir de içine istediği yazılım paketini yükletip işlemcilerini, yani kendine göre terzihlendirir gibi özel işlemci tasarlatıyor. AV66 işlemci ve AV100 işlemciler var bu seride. Aralarında dediğim gibi fark esas yazılımla kaynaklanıyor. Fakat donanımsal olarak burada gördüğünüz kartların dördü de 192 kHz'e kadar ses sample edebiliyor, 24 bit. Artı hepsi 8 kanal destekliyor. Yani diyelim ki bir HDPC topluyorsunuz evet, sinema sistemi için. Buna 7.1 ses sistemini bağlayabiliyorsunuz bu kartlardan herhangi bir tanesine. Artı bir özelliği daha söyleyeceğim. Bu kartlarda şu metal parça dikkat ettiysen evet, burada 2 tane cıvata ile bağlanıyor. Evet.
Kutusunun içinden bu metal arka panelin daha kısa versiyonu da çıkıyor. Yani ufak HDPC ya da tam onu küçük kasa kullanacaksanız eğer daha kısa boylu metal parçayı da değiştirip rahatlıkla yerleştirebiliyorsun. Kartın boyutu bir HDPC kasanın mikro ETX kasanın içerisine sığmaya müsait ama metal kısım sığmıyor. Evet, metal kısım değişiyor. Metal kısım değiştiği zaman rahatlıkla takılabiliyor. Pekala, HDPC için bu metal parçaların değişebildiğini söyledik. Evet. Metal parçalar dışında bu bazı ses kartlarında değiştirilebilir parçalardan bahsediliyor. Asus'ta böyle bir özellik var mı? Burada AV66 işlemci kullanan şu iki modelde op-amp denen yongalar değiştirilebilir şekilde tasarlanmış. Peki değiştirmek ne işe yarıyor op-amp yongalarını? Op-amplar gerçekten önceden programlanmış işlemciler. Bunları değiştirdiğiniz zaman sesin kalitesini kendi istediğiniz yönde değiştirmiş oluyorsunuz. Sesin kalitesi, karakteri mi? Karakteristiği denebilir. Yani bu daha ziyade sesle ilgili çok kafayı bozmuş olan, çok ince ayar yapmayı sevenlere yönelik. Çünkü onun üzerindeki o pampla da normal sesi, istediğiniz sesi almak mümkün. Şimdi tüketici 100 ila 200 lira arasındaki bu ses kartları arasında seçim yaparken ilk olarak neye dikkat etmek? İlk olarak anakartının üzerinde hangi slotun boş olduğuna dikkat etmek zorunda. Seçimini buna göre yapacak. PCI Express ve PCI slotları. PCI daha eski. Evet. Standart ve yavaş yavaş ses kartlarında ve diğer donanımlarda yerini PCI Express'e bırakıyor. Haliyle anakart üzerindeki PCI Express slotu sayısı artıyor ama PCI slotu azalsa da tamamen kalkmıyor ve yakın bir zamanda da kalkacağını düşünmüyoruz. Şimdi anakartınızın üzerinde bir tane PCI slotu varsa ve oraya daha evvelden kullanmakta olduğunuz bir network kartı vesaire gibi bir şey taktıysanız haliyle boşta olan PCI Express slotuna göre tercih etmeniz gerekiyor seçiminizde. PCI slotu boşsa PCI slotu tercih edersiniz. Hangi slot boşsa o. Ona göre tercih edeceksiniz. Bu noktada bu PCI Express board'a tekrar gösterelim. Evet. DCX ve DX modelleri Asus Zonal'ın modelleri PCI Express standartına sahip. DC ve D1 modelleri de PCI slotuna sahip. Evet. PCI slotu dediğimiz gibi bazı cihazların bağlanması için halen gerekli olduğu için anakartlar üzerinde vazgeçilmeyen ancak sayısı 1'e indirerek maliyetlerin düşürüldüğü bir bağlantı standardı. PCI Express ise gelecekte geçerli olan ve anakart üzerinde bolca bulabileceğiniz bir slot. Evet. Bunun dışında bu modeller arasında ses işlemcisi farkından op-amp yongasından bahsettik. Evet. Farklı ayırt edici özellikler var mı? Ayırt edici özelliklerden bir tanesi daha üst seviye model olan şu modelde DX'de ve onun PCI slotlu muadilinde. Bu da D1'de. Altın kaplama jacklar var. Evet. Direkt bu, göze zaten görünüyor, batıyor. Altın kaplama jacklar belli bir ses kalitesinde sinyal en azından bozulmasında belli bir avantaj sağlıyorlar. Ama söylendiği kadarıyla çok büyük bir avantajları yok. Altının kalitesi ya da performans farkı genelde abartılıyor. Yani çok abartılıyor. Bir pazarlama taktiği olarak kullanılıyor çoğu şey tarafından. Ama belli bir avantajı var eğer düzgün bir şekilde kullanılırsa. Fakat tabii hepsinin altın kaplı olması hangi jack'ı nereye takacağınızı görmekte. Renk şeması yok. Burada daha ucuz olan soketlerde renk şeması var. Yazıyor altında ama tabii yazıyor. Kabartma olarak metalin üzerinde yazıyor. O yüzden takarken ama sık sık da söküp takmıyorsanız bu çok büyük bir sorun değil. Bağlantı seçenekleri, ses bağlantısı konusunda. Bağlantı seçenekleri şöyle, hepsinin üzerinde ön bilgisayar kasasının ön paneline çıkış o çok önemli, yapmayı sağlayabilmek için. Evet ama şöyle ufak bir sorun var. Genelde ön panele verilen ses arka panelden çıkan sesten daha düşük oluyor çünkü işlemede kanallar daha az ön panele aktarılıyor. Yani arka paneli tercih etmeniz. Arka paneli tercih etmenin şöyle bir avantajı var. Arka panel büyük bir ses sisteminin bütün jacklarını takmanıza izin veriyor. Evet. Ön panel daha ziyade kulaklık takmanıza izin veriyor. O yüzden ön panele giden ses kulaktan iyi duyulur ama bir 7.1 sistemi ön panele takmak pek mantıklı olmayacaktır.
Bunun dışında dışarıdan ses kartına giriş var. Auxiliary in olarak kısaltması yapılan. O ne için kullanılıyor? Bu eskiden CD ve DVD sürücüleri doğrudan ses kartına bağlayıp işte DVD, müzik DVD'leri, audio CD'leri çalarken kullanılırdı. Onun dışında şu ara pek bir kullanım alanı yok. Dışarıdan ama. Yani CD ve DVD sürücüler, Blu-ray sürücüler artık bütün veriyi zaten dijital olarak. Bir de HDMI portu çok yaygınlaştı. HDMI'nin sürümleri ilerledikçe üzerinden ses çıkışı da alınabiliyor. 1.4 Şimdi onun için işte orada bir ses kartının bir avantajlarından daha. Bunun üzerinde optik çıkış var. Bu optik çıkışı üzerinde optik ses girişi olan bir ekran kartına bağladığınız zaman ara kablosuyla ses kartında işlenen sesi ekran kartı üzerinden HDMI çıkışı yoluyla kullanılan aygıta diyelim HDTV'ye verebiliyorsunuz. Monitörün üzerinde bu çok sık çok sık sorulan bir soru aslında. Yani ses kartım var. Evet. HDMI'den sesi nasıl alacağım? Çok basit. Ses kartınızın üzerindeki optik çıkıştan ekran kartınızın üzerindeki optik ses girişine tabii varsa olması gerekiyor. Ara kabloyla bağlıyorsunuz ama her ekran kartında yok işte. Evet. Her ekran kartında optik ses girişi yok. Genelde üst seviye ekran kartlarında optik ses girişi bulunuyor. Hı hı. Bu ikisini ara kabloyla bağladığınız zaman direkt ses kartınızın ses işleme yeteneğinden faydalanabiliyorsunuz. Son derece yararlı. Üzerindeki diğer komponentleri zaten burada görebiliyoruz. Dediğimiz gibi onboard bir ses kartına göre üzerindeki komponent sayısı. Haliyle özellikle sesi filtreleme, süzme ve işleme için gereken pek çok donanımı bir ses kartının üzerinde fazlasıyla görebiliyorsunuz ama tüm bu mesela komponentleri bir anakartın üzerine ekstradan sığdırmak anakartın formunu bir bu kadar da büyütecektir. İmkanı yok zaten küçük ekran anakart tabii, formundan. Tabii özellikle çok küçük ekran anakartlarda bu kadar formu büyütmek kasanın içine sığmaması anlamına geliyor. O yüzden tümleşik ses çözümleri her zaman için çok daha kalitesiz olmaya mahkum. Çünkü peki yerden tasarruf edilmek zorunda. Şimdi bunlarda 66 ses yongası var dedik. AV66 ses yongası. DSX ve DS modellerinde ama değiştirebilir. Op-amp yongası EPROM'u sayesinde ses karakteristiğini değiştirmek mümkün. Bunların jackları normal. DX ve D1 modellerinde PCI Express DX ve PCI D1 modellerinde altın kaplama jacklar var. AV100 işlemci var. AV100 işlemci daha iyi, daha üst. Tabii yani yazılımsal olarak daha güçlü bir işlemci. Burada söylemek istediğim bir şey daha var. Buradaki kartlar arasında yer almasa bile piyasada bulabileceğiniz Asus Zonar DGX diye çok daha eski teknoloji bir kart daha var. Onun üzerinde AV66 değil, onun bir önceki işlemci serisini alan CMI yine CMD tarafından yapılan CMI 8786 işlemcisi var. O üzerinde Asus bile yazmıyor. Direkt 8786. 8786. Son rakamından da anlayabileceğiniz gibi o 6 kanal destekliyor. Sadece 92 kHz'e kadar ses işleyebiliyor. Ama onda olan şöyle bir avantaj var. Kulaklık için preamp'si var üzerinde. Evet. Yani kulaklık kullanacağım diyorsanız onun üzerinde preamp'ı var. Ama o ses kartı bunlardan güç olarak çok daha düşük. Anladım. Daha esnek özellikleri var. Esnek yani kulaklığa göre çıkarılmış vaktiyle. Özellikle kulaklık kullanacağı için. Ama işleme kapasitesi neredeyse tümleşik ses kartlarına daha yakın. Peki yani bunların dışında çok üst bir model var mı? Zonar'ın tabii daha üst seviye ses kartları var. Asus Zonar serisinin. 600 liraya kadar çıkan ses kartları var. Onların teknolojik olarak bunlardan çok daha üstün özellikleri var. Bayağı üst seviye. Mesela Asus'un Titan, ROG Titan oyun bilgisayarında kullandığı ses kartı. Phobos. Phobos dediğimiz en üst model kart. Evet. Harici kontrolcüsü dışarı uzanıyordu. Evet. Yani o çok ciddi bir kart. Yani onunla tüm ses kartları arasında bir kıyaslama yapamazsınız. Ama o işte dediğim gibi yani en iyi sesi almak istiyorum diyorsanız o parayı veriyorsunuz. Peki orta sınıf ses kartlarının bu noktada en büyük avantajı dediğimiz gibi tekrar filtrelenmiş ses oluyor. Daha kaliteli, daha geniş kapsamlı. Şunu sormak istiyorum bu noktada.
daha eski yıllarda çıkmış bir ses kartı kullanmanın bir dezavantajı var mı? Ya da bunların yılda çıkan model sayısı ya da yeni modeller nasıl işliyor ses kartları? Şimdi buradaki 4 ses kartından sadece bir tanesi 2012 yılında piyasaya çıkmış durumda. Diğerleri daha eski yıllarda, 2008'e kadar giden çıkış tarihleri var. Ses kartları piyasasında teknolojik gelişme diğer bilgisayar parçalarındaki gibi hızlı değil. Yavaş ilerliyor görünüme göre. Evet, yavaş ilerliyor. Ses işleme konusu nispeten tüketicinin gözünde biraz daha geride gözüküyor. Zevk meselesi her şeyden önce. Zevk, bir de para meselesi. Doğrudan ekran kartı almayı insanlar öncelikli olarak görüyorlar. Evet. Fakat ses işlemede işin doğrusu alınan yol bayağı ileri. Yani 8 kanal ses, işte Dolby ses teknolojileri vesaire ve bayağı bir doyuma ulaşmış durumda senelerce. Bir içerisinde. Sinema sistemi, bir oyun yani, sistemi için. Evet. Sonraki sorun grafik işlemede olduğu gibi bir üst tavanı olmayan bir şey değil. Pekala, şimdi iki farklı senaryo var. Bunlardan bir tanesinde bir oyun bilgisayarı topluyorum kendime. Ve onboard ekran kartı kullanmıyorum tabii ki. Bir ekran kartına, işlemciye, bütün bunları para harcadıktan sonra düşünüyorum. Şu onboard ses kartının hışırtısından kurtulmak için bir ses kartı taksam mı? Oyunlarda bu ses kartları bana ne sunacak? Şimdi oyunlarda bu ses kartları sana öncelikle yüksek ses kalitesi sunacak. Çünkü onboard ses kartlarının belli bir ses işleme kapasitesi var. Hı hı. Çoğu 6 kanaldan evet. fazla ve 92 kHz'den fazla ses işleyemiyor. Genel olarak desibel sorunu var bile. Evet, volüm de yani. Farklı. Evet, evet. Onboard ses kartları genellikle daha eski işlemciler 90 desibel civarında ses üretirken bunlar 107 desibele kadar çıkan ses üretebiliyorlar. Tabii ayrıca Dolby Digital gibi, AUX gibi diğer evet. Şeyler var. DTS var, AUX var, evet. Dolby var. Bunlar artık belli bir seviyede oturmuş teknolojiler ve Asus Lunar ses kartını alıp taktığında ve kendi beraberinde gelen yazılımı da kullandığında bu tüketiciye çok fazla ses işleme konusunda ayar yapma seçeneği sunuyor. Güzel. Oynadığın oyunlarda, videolarda, seyrettiğin videolarda, müzik dinlediğinde farklı efektleri rahatlıkla kullanabiliyorsun. Farklı ses teknolojilerinden yararlanabiliyorsun. Burada esas aldığın şey ses kalitesi. Evet. Eskiden bilgisayar işlemcileri, ana işlemciler bu kadar güçlü değilken ses işlemcisini, ses kartının işlemcisi bile ana işlemciye binen yükü azaltıyordu. Ama bu durum eskisi kadar geçerli değil. Çok çekirdekli işlemciler kullanıyor. Evet, çok çekirdekli ve çok yüksek GHz işlemciler artık standart hale geldi. Yani mobil cep telefonlarında bile çok güçlü işlemciler var. Performans kazancı. O yüzden performans kazancı eskisi gibi değil. Hmm. Hatta bazı oyunlar, sen ses kartı taksan bile kendi algoritmasını çalıştırmakta ısrar edebiliyor. Hmm. Bu da ana işlemci üzerinde çalışıyor bu algoritmalar evet. Ama her oyun değil. AUX kullanan herhangi bir oyunda mesela bu ses kartının rahatlıkla teknolojilerinden faydalanabiliyorsun. Ve Asus ses kartları benim gördüğüm kadarıyla özellikle AUX standardını çok daha rahat destekliyorlar. Hmm. AUX 1 ve AUX 2 standartını çalıştırırken çok daha rahat çalışıyorlar. Ve çok daha sorunsuz çalışıyorlar. Yani üst düzey oyunlarda genelde kullanılan AUX, DTS gibi teknolojilerle birlikte kazanım maksimuma çıkıyor. Tabii ses kalitesi olarak kazanım bayağı yüksek oluyor. Ama performans değil, fakat ses kalitesi. Eskiden performansla kazanılıyor. Eskiden performansla kazanılıyordu ama bu durum artık o kadar geçerli değil. Performans kazanılıyor. Pekala, oyunlarda, AAA title'larda, yani üst düzey oyunlarda bundan kazanımımız artıyor dedik. Ses kalitesi konusunda AUX desteğiyle, DTS desteğiyle, Dolby desteğiyle yararlanıyoruz. Bunda bir ev sinema sistemi kurduğumuz zaman bunlardan nasıl yararlanıyoruz? Ev sinema sisteminde yapmak isteyeceğin en önemli şey 8 kanal ses çıkışından faydalanmak. Çünkü ev sinema sistemlerine bugün bağlayabileceğin hoparlör sistemlerinde en üst nokta seviye genelde tüketicinin alım gücü dahilinde 7.1. Evet. 7.1 demek 8 kanal ses çıkışına ihtiyacın var demek. Bu ses kartlarının hepsi zaten üzerlerindeki işlemcinin kapasitesi nedeniyle 8 kanal ses üretebiliyorlar. Ve video seyretmek söz konusu olduğu zaman DVD player'dan mesela diyelim ya da Blu-ray'den evet. video izlemek istediğin zaman özellikle ses kalitesi ön plana çıkıyor. Çünkü sadece görsel olarak değil, evet. işitsel olarak da
İnternetten edilen bazı videolarda ses kalitesi düşük oluyor ama tabii yani Blu-ray'den seyredeceksen özellikle ses sisteminin çok iyi olması alınan keyfi arttıracak. Surround keyfi. Surround keyfi var işin içinde. Bu teknolojileri destekliyor bu ses kartları. Bu yüzden bir HD PC'nin içine bir ses kartı takmadan kullanmaya çalışmak aslında çok yanlış bir şey. Doğru. Ses kalitesini eksik bırakmış oluyor. Yani, görüntü kalitesi zaten bir şey değişmiyor. Televizyonun görüntü kalitesi, indirilen video, bir de Full HD oynatabilen bir Intel HD 4000 grafik yongası ile birlikte bu işlem çözülüyor. Evet. Eksik kalan ses oluyor yani. Eksik kalan ses çözümünü de bu türden bir orta sınıf bir kartla bile rahatlıkla çözmek ve çok kaliteli bir ses çıkışı almak mümkün. Yani bir ev sinema sistemi toplarken özellikle 100 lira 200 lira arasında masraf ederek ses tabii sistemi... bu kartlardan herhangi bir tanesi özellikle zaten dediğim gibi dip plakalarının da değişebilmesi bu amaçla yapılmış bir tasarım kararı. Dip plakalarının değişebilmesi rahatlıkla bunları mikro kasalara bile takmanıza imkan tanıyor. Bu metal kısmı değişebilmesinden evet. Zaten daha önce bahsetmiştik. Beraberinde geliyor zaten. Görsellerde görünüyor. Her ürünün kutusunun içinde daha kısa dip plakası var. Beraberinde geliyor. İki tane cıvatayı gevşeterek değiştirebiliyorsun ve mikro kasaya rahatlıkla takabiliyorsun. Pekala, bu ses kartları içerisinden PCI Express ile PCI arasındaki tercihe tüketicilerin kasalarındaki, daha doğrusu anakartlar üzerindeki hangi yuvanın boş olduğuna göre karar verebileceklerini söyledik. Evet. PCI Express'in daha bol bulunduğunu, daha esnek olduğunu da söyledik. Tabii yeni nesil bir bilgisayar topladıysanız PCI Express slotunuzun sayısı PCI slotuna göre anakart üzerinde daha fazla olacaktır. Bir de avantaj olarak şunu vurguladık. Hem bir avantaj hem de ses kartlarının gelişimiyle ilgili bir olay. Ses kartları daha yavaş gelişen bir teknoloji. Her sene çıkan model sayısı son derece az. Zaten ses kartı üreten marka sayısı da az. Piyasada ürünlerini rahatlıkla evet, sadece ses kartı üretme değil yani. Ses kartı üreten marka aslında var ama ürettikleri ses kartlarının çoğu birkaç dolarlık çözümler bu markaların. Evet, çok ucuz. Yani çok ucuz. Mesela diyelim laptopundan USB'ye çevir, laptopun 3.5 mm jack'ından işte çevirici şeklinde ya da USB soketi üzerinden. Yani ara çözümler. Ara çözümler ve birkaç dolarlık çözümler. Bunları tabii ki bir HDBC sistemde ya da bir oyun bilgisayarında kullanmak mümkün değil. Ses kalitesi için tercih edersiniz. Ses kalitesi için bir orta sınıf, minimum bir orta sınıf bir ses kartı. Ya da çok üst düzey. Yani o biraz bütçeye bağlı tabii. 600 liralık bir ses kartı alabiliyorsanız, yani şahsen alabiliyorsan alırım. Vereceği çünkü ses kalitesi, burada yaptığımız testlerde de gördüğünüz üzere alt sınıf çözümlerle kıyaslanamaz. Ses testlerinin zaten belli bir noktası var. Kişinin kendi kulak zevki, kulak alışkanlığı ve... Bir de duyma yeteneği. Duyma yeteneğine bağlı. Tabii, duyma yeteneği de insandan insana değişen bir şey. Audiofililer bu noktada özellikle. Evet, onlar özellikle ön plana çıkıyorlar. Ama genel insan kulağı tümleşik bir ses çözümüyle bir ses kartının ürettiği ses arasındaki farkı rahatlıkla algılayabilir. Yani 8 kanal farkı 192 kHz yanlış mı? Şey 192 kHz'in bu noktada farkı ortaya çıkıyor. 90 gayet açıkça ortaya çıkıyor hem de. 90-107 desibel arası farkı tabii, ses gücüyle ortaya tabii, çıkıyor. Tabii. Bunları yani normalde insan kulağının algılayabileceği bir fark var ortada. Herhangi bir tüketici bir ses kartı alıp taktığı zaman ses kalitesindeki farkı hemen anında anlayabiliyor. Tabii. Vaktiyle ben de yaptım. Hala eski bir ses kartı kullanıyorum ama o ses kartı yani senden mi geliyor? Valla 8-9 sene falan olmuştur herhalde. Bir ses kartı uzun vadeli yani, tabii. Evet. Aslında şey yazılımsal olarak bayağı eskili. Yeni bir ses kartına ihtiyacım var. Evet. Ama tümleşik bir ses çözümüyle kıyasladığımda o 8-9 senelik ses kartı bile hala çok iyi. Ses kartlarının işte harcanan parayı uzun vadede geri verme. Tabii yani kulak zevkiniz, oyun oynuyorsunuz, arka plandan gelen sesler, hani etraftan gelen sesler, kulaklık takıyorsanız özellikle bu çok fark ediyor. Kulaklıkta daha farklı bir müzik zevki, film zevki. Bilgisayar da zaten hayatımızın merkezine oturduğu için. Evet. Eskiden olduğu gibi bir şeyim yok mesela diyelim. Müzik seti. Müzik setim yok. En son müzik setim yandıktan sonra gidip yeni bir tane almadım. Eskiden hi-fi, mini hi-fi müzik setleri arardık, peşinden koştururduk, bakardık. Yani bu Walkman vesaire gibi şeyler vardı. Bunlar artık kalmadı. Her şeyin ortasında bilgisayarımız, cep telefonumuz. Cep telefonumuz zaten beraberinde yani evet. Gelen çözümler de size sunuluyor. Başka bir seçeneğimiz yok. Başka bir seçeneğimiz yok. Cep telefonunun ses kartını değiştirmek diye bir şey söz konusu değil.
pahalı bir cep telefonu alabilirsiniz, daha pahalı. Ama bilgisayarınızı toplarken içine rahatlıkla ses kalitesini, tıpkı grafik kalitesini yükseltebildiğiniz gibi, işlem gücünü yükseltebildiğiniz gibi, ses kalitesini de rahatlıkla yükseltebilirsiniz ve baktığınız zaman çok büyük bir para da değil işin doğrusu. Peki, bu incelediğimiz 4 model içerisinde senin tercihin olabilecek ses kalitesi olarak hangi modeli tercih edersin? Şimdi benim şu an kullandığım bilgisayarda PCI Express slotum boş. Evet. Olan PCI slotlarının hepsinde bir şeyler takılı. Hı hı. O yüzden alacağım bir PCI Express slotlu bir ses kartı olacaktır. Burada da DX modeli buradaki. Evet, Zoner DX, hatta tam adını söyleyeyim. Zoner DX XDA modeli olarak görünüyor burada. Bu üzerindeki Asus AB100 işlemcisi, işte altın kaplama jackları. Zaten kutusunun üzerinde de ben burada pek çok şey göremiyorum. Evet, PCI Express ve beraberinde gelen geniş bir ses düzenleme yazılım paketi var. Bunu da tabii kurmak gerekiyor. Bütün ses kartının avantajlarından faydalanabilmek için. Yani sadece kartı takıp bırakmakla olmuyor bu iş. Beraberinde gelen yazılımları da kuracaksınız. Zaten o ayarlarını istediğiniz gibi yapabilmenizi sağlıyor. İşin özeti orada. Şu kısımda audiofillerin merak edeceği kutusunun üzerinde teknik detaylarında sayısız detay var. Bunlardan birkaç tanesini sadece bu kart için özetleyeyim. Zaten incelemede genel bir detaylı bir kıyaslama var. Teknik özellikleri bulmak da hiç zor değil. 35 kez daha temiz ses kalitesi diyor. Kullanılan filtrelerden. SNR, normal audio'ya göre. Low profile design, front panel header available. Bahsettiğimiz ön panele çıkış var. Bir de bunlarla ilgili benim sormak istediğim bir soru var. Şimdi Windows 8 işletim sistemi çıktı. Bunlardan 2008'den 2012'ye kadar farklı senelerde çıkan modeller var. Hepsinin sürücüleri Windows 8 için var mı? Mevcut mu en son en yeni sürücüler? Ya Windows 8'in şöyle bir güzelliği var. Windows 8 çok eski donanımları bile rahatlıkla görüp çalıştırabiliyor. Hatta ben birkaç defa yaptım Windows 7 sürücülerini. Yani bazı donanımların Windows 8 sürücüsü çıkmamıştı. Windows 7 sürücülerini tanıttım ve çalıştı. Windows Vista biraz farklı ama Windows 7 ile Windows 8 aslında altyapı olarak, özellikle sürücü olarak birbirine çok benzeyen yazılımlar. Evet. O yüzden yani Windows 7 altında çalışıyorsa bir şeyiniz, donanımınız, Windows 8 altında da büyük ihtimalle rahatlıkla çalıştırabilirsiniz. Anladım. Bu ses kartları için özel olarak söyleyecek olursak, Asus'un bütün bu serisi için Windows 8 işletim sistemi desteği var mı? Tabii ki. Güzel. Bununla birlikte birkaç değere daha bakarsak, üzerinde desibel değerleri, output değerleri, evet, diğer değerler var. Dediğimiz gibi Windows 8 güncel sürücüleri mevcut. Yani yeni bir oyun bilgisayarında hepsi tercih edilebilecek, kullanılabilecek. Tabii, kaldı ki zaten Asus devamlı donanımlarına yazılım desteği de veren bir firma. İşte anakartların BIOS update'lerinden tutun da, ekran kartlarının sürücülerine kadar. Haliyle kutunun içinden çıkan sürücü, diyelim ki sizin elinizdeki en son Windows 8 güncellemesiyle sorun çıkardığı zaman web sitesine girip oradan yeni sürücüleri rahatlıkla indirebilirsiniz. Zaten internet çağında yaşıyoruz. Bütün sürücüleri rahatlıkla Windows 8 çoğu zaman zaten kendi buluyor. Evet. Abi yeni sürücü bulduk, kurayım mı diye sormuyor bile. Çok kolay bir şekilde. Ben kuracağım bunu diyor, kuruyor. Yani sürücü desteği konusunda da hepsi tam olarak Asus'un garantisi altında. Evet, bir sorun yaşanmaz. Tüketiciler bu ses kartlarıyla birlikte hem home theater PC'lerde hem oyun bilgisayarında grafiğin yanında eksik kalan sesi tamamlayabilir diyoruz. Bunun dışında gözden geçirmediğimiz bir şey kaldı mı olsun Zoner grup incelemesinde? Hayır, diğer kalan detayları da zaten sitemizdeki yazılı incelemede okurlar bulabilirler. Yüksek çözünürlüklü fotoğraflarıyla birlikte oradan da kartları inceleyebilirler, detaylarını öğrenebilirler. Pekala, ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Birlikte yeni bir Teknobat videosunda görüşmek üzere. Ben Ali Güngör. Ben Berker Güngör. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.